Efendim herkese merhabalar. Tırmanış ve bisiklet kanalına hoş geldiniz. Düğümler serisinin ikinci videosuyla şu anda karşınızdayız. Bugün sizinle gerçekten ilginizi çekeceğini düşündüm ve normal gündelik hayatınızda da kullanabileceğiniz bir düğümden bahsetmeye çalışacağım. Yine dağcılıkta kullandığımız ve o düğümü başka hiçbir yerde kullanamayacağımız bir düğümden bahsedeceğim. Bahsedeceğim düğüm de ikili balıkçı düğümü olacak. Bu düğümü nerede herhalde kullanabilirsiniz diye sorarsanız aslında şu anda bileğime bağladığım ipte bile ben ikili balıkçı düğümünü kullanıyorum. Bu düğüm nasıl kullanılır? Nerelerde kullanılır? Elimde şu anda 10,5 milimetrelik bir tırmanış ipim var. Bu ipin iki tane ucu var. Bu iki ucu birbirine bağlayabilmem için ve ciddi bir şekilde sağlam bir şekilde bağlayabilmem için atabileceğim bir düğüm. Başka hiçbir şekilde bu iki ip ucunu birbirine bağlamamın şansı yok. Şöyle bir bağlama şekli dağcılıkta veya gemicilikte böyle bir bağlama şekli falan yoktur. Çünkü bu gerçekten yüke bindiğinde kendi etrafında dönerek bu ip çözülecektir, bu düğüm çözülecektir. O yüzden özellikle dağcılıkta kullandığımız düğümler belli bir amaç için kullanılır ve o düğümün yerine başka bir düğüm kullanma şansınız yok. O yüzden düğümler gerçekten önemlidir. Şimdi bu iki ipi birbirine sağlam bir şekilde bağlamam gerekiyor ve çözülmesini istemiyorum. Ancak ben istersem çözülecek. Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştik. Düğümlerden beklentilerimizi de bahsetmiştik. Düğümün estetik görünmesi gerekiyor, güven verici olması gerekiyor ve kolay bir şekilde atılması gerekiyor düğümün. Ve düğümün istediğimiz zamanda kolay bir şekilde çözülmesi gerekiyordu. Bunlar gerçekten önemli şeylerdi. İsterseniz bu iki ipi ikili balıkçı düğümüyle, bunu üçlü dörtlü de yapma şansınız var ama en çok kullanılan ikilidir. İkili balıkçı düğümüyle nasıl birbirlerine düğümleriz ve bağlarız? Bundan bahsedeyim isterseniz, bunu anlatmaya çalışayım. Az önce dediğim gibi bu iki ipi, yani iki ip ucunu birbirine bağlamanın dağcılıkta tek bir yöntemim var. Bu da balıkçı düğümü. Şimdi bu iki ip ucunu yan yana getiriyoruz. Şöyle. Yaklaşık bir 50 santim kadar birbiri üstüne getiriyoruz. Ve bu ip, bu 50 santimin ortasından tutuyoruz. Tuttuktan sonra size göre sağ veya sol fark etmez. İpin bir ucunu diğerinin etrafından çeviriyoruz. Çevirdik şöyle. İpi şöyle bir çevirdik. İki çevirdik. İkili balıkçı düğümü söylenmesinin de nedeni bu. Etrafında iki kere çevirdik. Çevirdikten sonra şu şekilde bir halka oluşturmuş olduk. İpimizin bu ucunu bu halkanın içerisinden şöyle geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şöyle bir oluşumla karşılaşıyoruz. Şöyle bir ip düğümü elde ediyoruz. Bu balıkçı düğümümüzün bir tarafına atmış olduğumuz bir düğüm. Şimdi diğer tarafını atıyoruz. Diğer tarafını çevirebilirsiniz ya da böyleyken de yapabilirsiniz. Ne yaptım? Tekrar 1 ve 2'yi çevirdim. 2'yi çevirdikten sonra yine ipimin ucunu bunun içerisinden şu şekilde geçirdim. Şu anda aynı oluşumu ipin diğer tarafına da yapmış oldum. Şu anda bunu çektiğim zaman iplerim yüke her bindiğinde birbirlerini sıkıştıracak. Sıkıştırdıktan sonra da bu ipin çözülme imkanı ortadan kalkacak. Ta ki ben iplerin ucunu gevşelterek ve çözmek isteyene kadar. Balıkçı düğümü de bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında eğer merak ettiğiniz başka düğümler de var ise bunları da bana belirtebilirsiniz. Bir sonraki konuyu da onu ele almaya çalışırız. Ben izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Duayla kalın.